Uluslararası 9. Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Özellikle yoğun bir ilgi vardı. Salon tıklım tıklım doluydu. Biz de İranlı yönetmen Ferhat Ayvazi ile, doğru söyledim mi? Ayvazi ile birlikteyiz. Onunla da Suç ve Ceza Film Festivali hakkında kısa bir değerlendirme isteyeceğiz. Siz de bu filmleri yıllardır takip ediyorsunuz, Suç ve Ceza Film Festivali'ni. Aynı zamanda danışmanlar arasındasınız. Neler düşünüyorsunuz? Yani Suç ve Ceza Film Festivali bence diğer film festivallerine farkı aynı zamanda bir konunu adalet dediğimiz yani eskiden tarih boyunca üzerinde tartışılan bir konunu başka bir formatta ele almasıdır. Suç ve Ceza Film Festivali'nde hem filmler yarışıyor, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde akademisyenler bu filmler konusu üzerinde ve bazen bu filmlerin konusunun dışında dünyada adaletle ilgili olan olaylar üzerine tartışıyorlar, konuşuyorlar. O yüzden bence bu film festivalinin özelliği budur. Özellikle siz de sinemaya uzun yıllar emek vermiş birisi olarak bir akademisyensiniz. Aynı zamanda üniversitede hocalık da yapıyorsunuz. İran filmleri üzerine uzmansınız. Ve her yıl bu festivalde mutlaka da İran filmleri katılıyor. Bu yıl da Keskin Bir Bıçak var galiba bu festivalde. Bir İran filmini kısaca bir festival üzerinden değerlendirirseniz nasıl bakabiliriz? Burasını anlayamadım. Bu filmi ya genel olarak İran filmi? Genelde Suç ve Ceza Film Festivali'ne katılan İran filmleri üzerinde değil. Normalde ben birkaç senede bu festivalla olan arkadaşlarla çalışıyorum. Bu festivala dünyanın her yerinde olan festivaller gibi bir sürü İran filmleri başvuru yapıyorlar. Biz genelde daha çok adalet temalı olan filmler almaya çalışıyoruz. Çünkü İran'da daha çok toplumsal olaylarla ilgili filmler yapılıyor. Ama Bengi Hanım'la birlikte biz daha çok adalet filmler temalı olan filmleri almaya çalışıyoruz. Bu sene aldığımız film tamamen adalet konusunun sorgulanan bir filmdi. Herkes onun izlemesini tavsiye ederim. Özellikle bugünkü açılış gecesinde Sami Şekercioğlu'nun konuşması herkesi çok etkiledi. Çünkü uzun yıllar sinemaya emek veren bir emektar. Hatta sinemada birçok alanın oluşturulmasına, arşivlenmesine çok büyük katkısı oldu. Emeğin verilmesi ve karşılığı görülmesi açısından baktığınız zaman sinema sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef sinema sektörünü doğrusunu isterseniz çok acımaz bir sektördü. Yani en azından ben Batı üzerine konuşmuyorum. Kendi ülkelerimizde en azından Türkiye'de ve İran'da birkaç sene sinema sektöründe çalışmış birisi olarak sinema sektörünü çok acımasız bir sektör olarak biliyorum. Hocamız gibi bir sürü insanlar var ama ne güzel ki bu festival gibi bir yerler var. Öyle bir insanları böyle yani unutulmuş Lun en böyle arkası plandan öne çekip gençlere şu anki nesle şu anki kuşağı onu hatırlatması çok güzel bir şey. Sanırım böyle bir şeyler yapılması gerekiyor. Sonra gençler kendileri bu olayın peşinden gidirler bence. Yani hocamızla ilgili bence bir sürü orada salonda olan gençler vardı. Hocamızın ismini bile duymamış olabilirler. Evet. Ve sinema meraklısıdırlar. Onlar bundan sonra gidip hocamızın ismiyle ilgili yaptıklarıyla ilgili bir şeyler araştıracaklar. İnternetten oradan buradan hocamızı tanımaya çalışacaklar. Aslında bunun gibi festivallerin yapması gereken işte budur yani. Böylelikle hem toplumu hem sektör emektarlarını bir araya getirmiş olacak ve biraz daha kültürü, sanatı daha da ileriye taşımış olacak. Aynen yani sinema sektörü biliyoruz yani çok yani tekrar olmasın izleyicilerimize tekrar evet. Olmasın diye bunu söylüyorum. Sermaye sektörü de. Başka bir yolu yok yani sinema sektörü para gerektiren bir sektördü. Para gerektiren sektörde bu olaylar çok yaşanıyor. Dediğim gibi maalesef yani
Suç ve Ceza Film Festivali gibi festivallerin böyle bir insanları o unutulmuşluktan çıkartıp yeniden o seninle gösterip insanlara ha böyle bir insanlar var, gençlere onu hatırlatması çok değerli bir işti. Ve eminim ki gençler sonra bu insan ve bu insan gibi insanların peşinde. Mesela Yeşim Ustaoğlu ile ilgili mesela bugün onur ödülü aldı. Onun gibi insanları tanınmasına ve yeniden gençlerin onu geri dönüp onun üzerinde bir okumalar yapmasına sebep olan bir festivaldı bu festival. Bence o açıdan çok önemli bir festivaldi. Çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim.